Özellikle belli bir süre sonunda kişiler birbirlerini artık tanımaya başlıyorlar ve kanıksamaya başlıyorlar. İşte artık karşı taraftaki kişinin yanında her şeyi yapabilirim, kaşınabilirim, işte çıplak oturabilirim, saçımı başımı herhangi bir şekilde taramadan oturabilirim gibi bakmaya başlıyorlar. Onun için de artık karşı taraf benim artık. Ben onu ele geçirmek için, onu kendime sevdirmek için bir şeyler yapmam gerekmiyor artık gibi düşünmeye başlıyorlar. Halbuki hayatın her noktasında evli olsanız da, işte 30 yıllık evli olsanız da birbirinizle daha yeni tanışmışsınız gibi, ilk defa görüşüyormuşsunuz gibi o duygularınızın, ilişkilerinizin olması lazım. Özen göstermeniz lazım, emek vermeniz lazım. İlişkilerinize ne yapabilirim, ne yapmalıyım, daha iyisini nasıl yapmalıyım, bundan daha iyisi de olabilir mi gibi düşünmeniz lazım, araştırmanız lazım. Çevrenizdeki doğru ilişkileri gözlemeniz lazım. Doğru ilişkilerde kim neyi yapıyor, nasıl yapıyor, niye öyle yapıyor, kazananlar kimler, kaybedenler kimler, kaybedenlerden neleri öğrenebilirim? Kazanmış olanlardan neleri öğrenebilirim? Bunlar çok önemli. Bakmak, dikkatli bakmak, hayata bakmak, ilişkilere bakmak, özellikle doğru ilişkileri olan kişileri onlarla birlikte olmayı seçmek veya onlarla birlikte dolaşmak, onlara örnek almak çok önemli.